Herkese merhabalar. Din, birey ve toplum konumuzla beraberiz. Bugünkü dersimizde din, birey ve toplumu bütünsel olarak incelemeye çalışacağız. Hem ödevimizi verelim. Taktikli din kültürü kitabımızdan test 27'yi yapmanızı istiyorum. Test 27'de taktikli din kültürü kitabımızdan din, birey, toplum testimizi yapalım. Sayfa 66 ve 67. Dijital soruları unutmayın arkadaşlar. Her bir DS logosu olan kitabımızda dijital sorular ek olarak var. Dinamo din kültürü kitabımızdan da din, birey, toplumla alakalı hemen buradan e, testlerimiz test 28'den başlıyoruz 29 ve 30 olmak üzere 3 tane testimiz var dinamo kitabımızdan da zoru bankası 10'da 10 kitabımızdan da hemen din birey ve toplumla alakalı buradan e, ödevlerimizi verecek olursak e, din birey toplum testimiz test 09'u yapmanızı istiyorum hadi bakalım o zaman şimdiden dersimiz başlasın müzik <laughs> İlk başta din nedir? Din sözlük anlamı olarak kanun, hesap, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, teslimiyet, itaat yani bu genel kavramların içine girer. Dolayısıyla terim anlamına baktığımız zaman bizle alakalı olan kısma baktığımız zaman Allah'ın peygamberleri aracılığı ile akıl sahiplerini dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirecek ilahi kurallar bütününe biz din diyoruz. İslamiyet, aynı zamanda Hristiyanlık, aynı zamanda Musevilik, aynı zamanda bu şekilde dinler aslında biz Allah tarafından geldiğine inanıyoruz ve bunun aslında bizim hayatımızı düzenlemek ee, ve... Bismillahirrahmanirrahim. Evet kesinlikle peygamberler aracılığıyla geldiği için de Allah'tan olduğunu bildiğimiz için de bizi en iyi tanıyan Allah tarafından bizi en iyi yönlendirecek kurallar bütün olduğunu söylüyoruz. Normalde her devletin kuralları vardır değil mi? Evet Çok hocam. Anayasası vardır, onlara göre insanlar yaşarlar. yasası olanlar bile var. Yani o yaşar. Yani onlara göre insanlar işte bu da İslamiyetin anayasası diyebilirsin aslında. İşte şunu şunu yapacaksın, şunu şunu yapmazsın, şunu yaparsan daha iyi olur. Bunlar aslında bir kurallar bütünü şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yazılmış. Peki dinin kaynağı nedir? kaynağı Allah'tır. Yani Allah'tan geldiğine, bizim yaratıcımız olan, tek yaratıcı olan dünyayı, evreni, bizi, şu kağıdı, şu kalemi, bu havayı nefes aldığımız, kalbimizin bunu sağlayan Allah tarafından verildiğine inanıyoruz. İnsanlar arası insanlar arasından seçtiği peygamberler aslında vasıta burada. Vasıta ne demek? Allah peygamberimize diyor ki Aracı. bunu insanlara söyle. Resul diyoruz. Elçi diyoruz. Dolayısıyla elçiye zeval olmaz. E, elçiye diyor ki Allah bunu bu insanlara söyle. Nedir? İşte Allah'a ve ahiret gününe inanın. Peygamberimiz de geliyor diyor bize diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanın. İsterse inanırsın. isterse inanmazsın. Dolayısıyla. Bu irademiz bizim, var değil mi? İrademiz var. Biz seçim yapabiliriz ama insan bir hür iradesiyle kabul eder veya etmeyebilir. Ve amacı da aslında dinin dünya ve ahiret mutluluğu. Saadet dediğimiz şey aslında Arapça bir kelime ama mutluluk demek aslında. Dünya dünya ve ahiret mutluluğu ve akıl sahibi insanlara hitap ediyor tabii. Yani bir hani kafayı yemiş insana hitap etmiyor din aslında. Çünkü hani onların bir sorumluluğu yok zaten dinen diyorsun. Dinin dört temel boyutu varsa bunlardan birincisi inanç boyutu. Her şeyin temelinde, her şeyin başlangıcında Allah diyor ki ilk başta inanın diyor. Biz niçin bu dünyadayız sonuç olarak? Ee, i̇yi biçim yapmak. i̇şte işte bak böyle bir düşünce altyapısıyla sen çakozlarsın yamulursun. Şimdi ilk başta insan olduğumuz için hayvanlardan, bitkilerden, öküzlerden efendim hocam farklıyız. Evet tebrik Demiyorum. <laughs> Nasılız biz? Biz düşünebiliyoruz. Aklı yürütebiliyoruz. Yani medeniyetler inşa edebiliyoruz. Koskocaman uygarlıklar üretebiliyoruz. Teknolojiler buluyoruz. Bunu yapabilen bir zeka. E, peki bunun boş yere olduğuna inanabilir mi? Hayır. Bunun bir amacı var. O yüzden Allah biliyor ki dinin e, aslında yani siz, biz niye buradayızın açıklaması çok basit. Allah'a kulluk etmek için. Peki ne nasıl kulluk? Yani biz e, ne yapacağız da bu vazife yerine geçeceğiz? Çok basit. Allah diyor ki inanın diyor Tonguç benim. Yani dinin ilk amacı aslında inanmak. Sonrasında da Hayra ve barışa yönelik işler yapmak. Bu Kur'an'da o kadar çok geçiyor ki gerçekten de hani sen bile şaşıracaksın o, okuduğun zaman Kur'an'ı. İnşallah bir gün okursun kendi dininin kitabını da. E, hayra ve barışa yönelik işler yapmak ne demek biliyor musun Tomuş Ölen Bey? Yani iyi işler yapmak demek aslında. E ne demek mesela namaz kılmak, oruç tutmak, e, insanlara hürmet etmek, şefkatli davranmak, yardım etmek, hani paranı Allah yolunda harcamak veya hürmet kullarına şefkat ve merhamet ediyoruz. Allah'a hürmet, kullarına şefkat ve merhamet demek aslında e, ne yapıyoruz? İyi davranışlar ve hayra ve barınış edip bunları yapıyoruz ve sonrasında sosyal hayatta, toplumsal ilişkilerimizi e, bu ahlak çerçevesinde düzenlemeye çalışıyoruz ve insanlarla iyi iletişime geçiyoruz diyoruz. Peki inancın esasları amen diyoruz biz bu inancın esaslarına. Altı aşamada oluşuyor Tonguç Hanım'ın. İlk başta her şeyin temelinde ne var? Tabii ki Allah'a iman var. Sonrasında Tonguç Hanım meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, hayra ve şerre iman var. Bunlardan iki tanesini seç desen ve en önemlisini desen Allah'a ve ahiret gününe inanmak. Oo. Zaten Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok geçiyor ki Allah'a ve ahiret güne inanıp hayra ve barışa işler yapanları mükafatlandıracağım diyor Allah. Dolayısıyla Allah'ın e, inancı, Allah inancının en büyük temellerini, amentünün en büyük temelleri Allah'a ve ahiret gününe inanmak. Onun dışında meleklerine inan, inanıyoruz, Allah'ın kitaplarına inanıyoruz. Kur'an, e, Zebur, Tevrat, İncil, ya peygamberlerin yüz Musa, İsa, e, Davut, ondan sonra işte Zekeriya Bunlara hep inanıyoruz. Hayrı ve şerre inanıyoruz. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz. Bunlar da amenti kuralı diyoruz. İbadetin esasına baktığımız zaman dua, namaz, zekat, oruç, hac, ibadet. Beş temel ibadet olarak düşünebiliriz. Bunlardan en önemlisi nedir Tonguş'u biliyor Namaz. Hayır. Allah'ı anmak yani dua dediğimiz Aa. şey. Yani Allah'ı anmak o kadar çok önemli bir ibadet ki Kur'an'da yani o kadar çok geçiyor ki. Hani bunu insanların Müslüman olarak bizim en başta bilmemiz gerekiyor. E, hatta şöyle söyleyeyim sana Allah'ı anmak yani Allah'ı anmak diye değiştiriyorum ben bunu Dua, dua aslında ama Allah anmak daha doğru, doğru bir tabir burada. Mesela şu kaleme bakıyorum veya şu kağıda bakıyorum. Allah ne güzel yaratmış. Şu elime bakıyorum. Allah ne kadar güzel. Hatta anda, çok güzel elimiz var. Şu anda aya elimiz derken şunu demek istiyorum. Hani güzel yaratmış. Function, functional. Function hani gerçekten de inanılmaz. Inna, şunu Boston Robotics firması yapıncaya kadar yüzyıllar geçti. Hala da tam e, insan hareketlerini veremiyorlar buradaki harekete. Hatta böyle bir tane yampirik yumpuruk bir robot çıkartıyorlar insanın karşısına. El sıkışıyor bir insanda. Wow wow diyorlar. Wow. Ondan Allah yaptı bunu yüz milyonlarca yıl önce. Dolayısıyla hani e, hani buna wow dediğin şey aslında hani e, sen yapıyorsun yani hani böyle dandik dondurup bir şey yapmışsın metalden. Hani dolayısıyla Allah'a anmak çok önemli. Sonrasında Tonguçer'in Kur'an'da en fazla geçen ibadet zekat. Sonrasında namaz, sonrasında hac, sonrasında da oruç. Yani Kur'an'da e, en fazla geçmesi sırası da çok çok önemli değil aslında. Allah bize yapın dediyse yapacağız. E, namazında belli vakitleri var. Zekat da Allah yolunda para harcamak. oruçta e, yemeden içmeden bir gün geçirmek. Hac da Kabe'yi ziyaret etmek manasına geliyor diyoruz. Geldik peki din bire ilişkisi ve din toplum ilişkisi. Aslında din bire ilişkisinde din insanı manen yani manevi e, kapsamda yüceltiyor ve kendini duyan, gören bir yaratıcı olduğunu biliyor. Yani ben bir şey yaparken Tomuş Erhan Bey'im ne diye yapıyorum biliyor musun olayı? Nasıl yapıyorsunuz hocam? Ben bir şey yaparken Allah beni görüyor. Allah benim e, yanımda. Yani bir yerde oturduğum zaman bir kötü bir söz söyleyeceksem veya işte kötü bir davranış yapacaksam diyorum ki ya Allah yanımda Allah beni her saniye görüyor. Mesela yukarıda bir mobese kamerası olsa sen yere çöp atabilir misin Tonguç Erdoğan? Atamam. Heh aynı onun şekilde Allah beni görüyor diye davranırsan her an bir kamera olduğunu davranırsan ki zaten Allah o kadar enteresan bir şey söylüyor ki derileriniz size şahit olacak diyor. Yani aslında deriler aslında Allah'ın kamerası. Zaten hani ileride de kesin teknolojiler, mektronistler gelişir. Bunlara da kaydedilen sistemler çıkar ortaya. Çok yakında bayağı bir şey bulacak gibi gözüküyoruz. Din toplum ilişkisine baktığımızda ibadetler paylaşma, dayanışma, hoşgörü, toplumsal birliğe katkı sağlıyor. Mesela beraber namaz kılmamız, beraber oruç tutmamız, zekat vermek, zenginlerin fakirlere bunun hepsi de toplumsal birliğe katkıda sağlıyor diyoruz. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.